Ve bunlar aramızda. Bakın attığı bir tarafta tweet, diğer tarafta yaptığı hareketler. Ve güvensiz bir ortamda yaşıyoruz. Bu güvensiz ortamın yaşanmasında, yeşermesinde bugünlere gelmesinde o az önce espri yapan Süleyman Soylu var ya ya bir daha seninle Celal Bey düğüne gitmeyeceğim. Ha, ayakkabı numaralarına kadar teröristin hani ayakkabı numarasını bilen Süleyman Soylu birinci derecede sorumlu. Ama toplumun içerisinde rahat rahat gülebiliyor. Toplumun içerisinde rahat rahat dolaşabiliyor. İşte biz inanırsak eğer bir şeylere, biz inanırsak hesap sorarsak bu insanlardan, bunlar bizim toplumun içerisine çıkamazlar. En azından çıkarlarsa bile başları eğik çıkar. Bizimle dalga geçemezler. O yüzden diyorum sorgulayan bir toplum olmak zorundayız. O yüzden diyorum en azından hesap sormak zorunda olan bir toplumuz. Hesap sormazsanız işte bu yönetenler var ya, çıkarlar espri yaparlar, gülerler ama oradaki en büyük sıkıntıyı o kadın çeker ve birçoğu çeker. Bakın, bunlar kim ve bunlar nasıl dışarıda olabiliyor? Bu neden dışarıda sorusunu soruyoruz. Adamların suç siciline bakıyorsunuz bu iki kişinin Semir T ve Ömer K diye. Cinsel saldırı var, uyuşturucu var, gasp var, hırsızlık var, yaralama var, her şey var ve bu insanlar Dışarıda aramızda daha çok değil şeyda polisi öldüren kişinin 24 tane mi 26 tane mi ne suç dosyası vardı. Ve bu insanlar nasıl aramızda sorusunu soruyoruz. Bunlar gibi kaç kişi var dışarıda bilmiyoruz. Alın size bir başka örnek vereceğim. Güvensiz bir ortamda yaşıyoruz. Yer tuzla. Ve polis bir evi basmaya gitti. Oradan ihbar gelmişti ve operasyona gitti. Ve polisi karşılayan kişi devleti devleti uzun namlulu tüfekle karşıladı. İstanbul'da yine polise silahlı saldırı gerçekleşti. Polis memuru Adem Köyş ağır yaralandı. Üç saldırgandan biri öldürüldü, ikisi gözaltına alındı. <laughs> Türkiye 26 suç kaydı olan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesinin şokunu atlatamamışken benzer bir olay daha yaşandı. Polis ekipleri dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli hakkında işlem yapmak üzere Tuzla Tepeören villalarında bir adrese gitti. Ancak içeriden ekiplere ateş açıldı. Polis memuru Adem Köş saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi var. Özel harekat polislerinin dahil olduğu operasyonla adresteki şüphelilerden ikisi gözaltına alındı. Polise ateş açan Emrah E öldürüldü. <laughs> Emrah E'nin kasten öldürme suçu başta olmak üzere 10 arama kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlılardan birinin Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı, diğerinin de dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu açıklandı.